Değerli basın mensupları, bizi ekranlarından izleyen kıymetli milletimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 11 ilimizi ve 14 milyona yakın vatandaşımızı etkileyen deprem felaketinde pek çok değerli hekimimizi ve sağlık çalışanımızı maalesef kaybettik. Kaybettiğimiz meslektaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, milletimize ve acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan depremde ne yazık ki gördük ki sağlık kurumlarımızın bir kısmı sağlam yapılmamış. Ve 2012 yılında deprem dayanıklılık testinden geçemeyen, sağlam raporu verilmeyen ve dayanıklılık testini geçemeyen ama yıllardır çalıştırılmaya devam eden İskenderun Devlet Hastanesi'nin A bloğu, Antakya'daki Özel Akademi Hastanesi, Özel Malatya Yeşilyurt Divan Hastanesi ile Gözde Akademi Hastanesi ve Adana'da Çocuk Hastanesi, yine birçok aile sağlık merkezi yıkıldı. Ve yıkılan hastanelerin meslektaşlarımıza nasıl mezar olduğunu büyük bir acı ile gördük, yaşadık. 102'si hekim, 448 sağlık çalışanımızı kaybettik. 528 sağlık çalışanımız da yaralandı. Deprem bölgelerinde birçok aile sağlık merkezi yıkıldığı için halen yeterli seviyede maalesef hizmet yapılamıyor ve koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesinde büyük noksanlıklar yaşanıyor. Çadır kentleri çoğunda sağlık birimi yok. Olanlarda da poliklinik hizmetleri yeterli değil. Ayrıca kırsalda, köylerde nüfus azlığı nedeniyle çadır kentler kurulamadığı için, evlerin önlerinde tek tek çadırlar kurulduğu için yine saha hizmetinin bu bölgelere ulaşması tam olarak yeterli değil. Ben deprem bölgesinde gördüklerimi size aktarmaya çalışıyorum. Ve tabii ki sizler de izliyorsunuz. Siz değerli basınımızın aracılığıyla. Ben Malatya'daydım en son deprem bölgesinde. Malatya Doğanşehir tamamen yıkılmış biliyorsunuz. Bütün köylerini tek tek dolaştık. Ve en çok neyle karşılaştım orada talep olarak biliyor musunuz köylerde? Evet, barınma ve gıda diye bekleniyor ama değil. Sağlıkla ilgili taleplerle, sağlık hizmetlerindeki noksanlıkla ilgili vatandaşlar şikayetlerini söyledi. Doktor olduğumuzu bilmeden. Ve su yoktu. Sanitasyon son derece yetersizdi. Sırtında 15 yaşındaki çocuğunun, engelli çocuğunu taşıyan anneler, engelli arabası enkazda kalmış ama günlerdir kendilerine maalesef o kadar yere başvurmalarına rağmen ulaşmamış anneler mi dersiniz? 40 yaş... 9 aylık bebeğini 40 derece ateşini karın üzerine yatırarak düşürmeye çalışan anneler mi dersiniz? Sudan biti olduk, salgın hastalık var burada, son derece zor durumdayız sayın vekilim diyen anneler, kadınlar mı dersiniz? O kadar büyük işler acısı bir durumla karşı karşıyaydık ki, evet, bunları burada tekrar söylemeyi ve yetkililerden bu konudaki dikkatlerini, hassasiyetlerini rica etmeyi kendime görev ve sorumluluk biliyorum. 2 yıldan fazla süren Covid-19 salgınında olduğu gibi bu afette de hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız afet bölgesine akın ederek can kurtardı, kahramanca görev yaptı. Biz de İyi Parti olarak sahada ve görevdeyiz biliyorsunuz. Ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in talimatıyla İskenderun'da Genel Başkanımızın danışmanı Sayın Turhan Çömez, Doktor Turhan Çömez tarafından onun öncülüğünde kurulan ve birçok gönüllü sağlık çalışanımızın ve meslektaşımın bugüne kadarki vefakar çabalarıyla, çalışmalarıyla kurulan Sahra Hastanesi mesela görev yapıyor ve günde 500 hasta neredeyse bakıyorlar. Birçok poliklinik hizmeti yapılıyor. Ben buradan gerek bizim kurduğumuz Sahra Hastanelerinde gerek gönüllü olarak giden tüm meslektaşlarıma, tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerin adına, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Evet, depremden sağ çıkabilen pek çok hekim ve sağlık çalışanı ilk günden itibaren hasarlı hastanelerine dönerek aç, susuz ve uykusuz çalışmaya devam ettiler, ediyorlardı. Onlar ailelerini kaybetmişti. Yine de hiç tereddüt etmediler. En ön safta yer aldılar. Hasarlı hastanelerde çalıştılar ve ne kalacak, ne çalışacak çadır, konteyner, ne de yüzlerini yıkayacak su yoktu onların elinde. Ama insanüstü bir gayretle çalıştılar, çalışmaya devam ediyorlar. Maalesef onlar depremzede olma hakkı bile kendilerine tanınmamış meslektaşlarımızdı.
ve imkanlar kendilerine sunulmadı. Bölgede çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının barınma, ısınma, temiz su ve kullanma suyu, gıda, tuvalet, yıkanma gibi temel ihtiyaçları tam olarak sağlanmadı. Halen de çok ciddi bu konularla ilgili talepler geliyor bize. Görev yapılan yerde bina güvenliği, kamu idarelerince teyit edilen binalar ve bölge koşulları gözetilerek öncelikle geçici, ancak sonra da kalıcı konaklama imkanının kamu idaresince sağlanması gerekiyor. Ancak deprem bölgesine atanan bazı hekimler, atandıkları ilin idarecileri tarafından konaklama ve ulaşım sizin yükümlülüğünüz yanıtını aldıklarını da bize ilettiler. Ayrıca gönüllü görevlendirme ile bölgeye gidenlerin görevlendirilecekleri birimlerin planlamasında aksaklıklar olduğu, güvenli olmayan hasarlı binalarda kalmak zorunda olduklarını da gözlemlendi. Aynı zamanda deprem bölgesinde büyük bir asbest riski söz konusu. Böyle sokaklarda buram buram yıkılan binalardan asbest vatandaşı ciddi bir şekilde tehlike altına almış durumda. Bununla ilgili hassasiyetimizi dile getirdik defalarca. Yine orada çalışan ve orada işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında da ciddi bir şekilde risk altında olan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız var bundan dolayı. Afet bölgesinde yaşayan evini, ailesini, yakınlarını kaybetmiş hekimlerin ve sağlık çalışanların depremzede olduğu gerçeğinin unutulmaması gerekiyor. 2023'e 5 sayılı 15 Şubat 2023 tarihli ve afet bölgesindeki kamu çalışanlarına yönelik tedbirler konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda deprem bölgesinde görev yapan ebe, hemşire, teknisyen, tüm sağlık çalışanlarının başka bölgelerden gelen ekiplerle yer değiştirmeleri, idari izinli sayılmaları, uzaktan çalışma dönüşümü gibi çalışma koşullarının, esnek çalışma usullerinin onlara uygulanması gerekiyor. Bu nedenle benim ve 20 arkadaşımın İYİ Partili 20 arkadaşımın imzasıyla bir araştırma önergesi verdik. Ben bunu da dikkatlerinize sunuyorum. Umarım önergemiz genel kurula indiği zaman bu memleketin depremini beraberce yaşayan tüm milletvekilleri tarafından olumlu karşılanır ve oradaki problemleri bir an önce düzeltme imkanı buluruz. 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığımız bugün hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız 21 yıllık iktidarın yıllardır uyguladığı yanlış sağlık politikaları nedeniyle verdikleri emeklerin karşılığını alamıyorlar maalesef. Ve yapılan iyileştirmeler bir parmak bal niteliği taşıyor, onun ötesine gidemiyor. Maaş, nöbet, taban, teşvik şeklinde parçalanmış ücretlerle şiddet ve mobbinge maruz kalarak zorlu koşullarda çalışıyorlar. Genel Sağlık İş Sendikası'nın sağlık çalışanlarının güncel sorunları araştırma raporu bütün bunları çıplaklığıyla aslında gözler önüne seriyor. Sağlık çalışanlarının %81'i hayatını idame ettirebilmek için borç altında değerli arkadaşlar. Ve %92'sinin borcunu ödemekte zorlandığı tespit edilmiş. Ve yine rapora göre sağlık çalışanlarının %50'si 50'den fazlası şiddete maruz kalmış çalıştıkları süre boyunca ve %65'i iş yerinde baskı, yıldırma ve mobbing ile karşılaşmışlar. Çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Atatürk'ün kendisine emanet ettiği Türk hekimleri yoksul ve Türk hekimleri güvencesiz. Türk hekimleri şiddete uğruyorlar ve Türk hekimleri artık yorgun, artık Türk hekimleri umutsuz ve Türk hekimleri artık kaygılı. Hastalarımız ise milletimiz aylarca randevu sırası beklediği, ilaç bulamadığı ve parası kadar sağlık hizmeti alabildiği için çok büyük mağduriyetler yaşıyorlar. Ne verilen hizmet çoğu zaman milleti, vatandaşı mutlu ediyor, ne hizmetini canı pahasına verenin değeri biliniyor, ne de çalışma koşullarında hastasına 5 dakika ayırmasına göre planlanan bu ortamda hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza onca yetersizliğe rağmen vicdanen mutlu çalışma ortamı maalesef kendilerine o bile sunulmuyor. İşte bu ortamda hasta garantili şehir hastaneleri için köklü hastanelerimiz bir yandan bir kapatılıyor. Asistan hekimler yeterince mesleki pratik yapmadan, nitelikli eğitim almadan uzman oldukları için şikayetçiler ve haklılar. Ve aile hekiminden hemşiresine, sağlık teknisyeninden ambulans şoförüne tüm sağlık çalışanları ucuz iş gücü olarak görülüyor ve yoğun iş yükü altında eziliyor. Kim bunların sorumlusu? Evet, kim bunların sorumlusu? Hastaneleri ticarethanelere,
Hastaları müşteriye dönüştüren sağlıkta dönüşüm programının 20. yılını yaşıyoruz. Ve bugüne geldiğimiz yerde, bunun 20. yılında hekimlerimize, hemşirelerimize daha iyi ve güvenlik koşullarda çalışmak için yurt dışlarına giderken, göç ederlerken sadece uzaktan bakabiliyoruz. Yani devleti yönetenler sadece uzaktan bakabiliyorlar. Ve 2023'ün ilk iki ayında gelinen yerde toplam 465 doktor Türk Tabipleri Birliği'ne gideceği ülkeye sunmak üzere iyi hal belgesi istemiş. Durum bu kadar vahim değerli milletimiz. Derhal bunun çok iyi bir şekilde ele alınması gerekiyor. İşte bu nedenle ben bir kanun teklifi verdim İyi Parti adına ve değerli Türkiye Büyük Millet Meclisimize, çok kıymetli meclisimize bugün İyi Parti olarak sunduk kanun teklifimizi. Mutlaka bu durumun vehameti altında sorumluları, yetkilileri kanun teklifimizi değerlendirmeye davet ediyorum. Şimdi bu kanun teklifinde sağlık hizmeti sınıfında çalışan tüm sağlık personeline her yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda, yani bugün 4 maaş tutarında ikramiye verilmesine, depremzede sağlık çalışanlarımıza veya depremde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın birinci derece yakınlarına 2 yıl boyunca her ay 2 maaş ödenmesini ve afet bölgesindeki çalışmalara destek olmak için giden gönüllü sağlık çalışanlarımıza da bölgede bulundukları süre boyunca aylık brüt maaşların 2 katı ücret ödenmesini öngören bir kanun teklifidir bu. Önemsiyorum. Bir an önce hekimlerimizin Türkiye'de olumlu ve uygun şartlarda çalışmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri köklü olarak ele almak gerekiyor. Ama bir de hızlı bir şekilde bir an önce onların bu ülkeden gitmemeleri için, onların yaptıkları işi yaparken can siperhane yaptıkları görevi layıkıyla yaparlarken onlara duyduğumuz minneti ve sadece şiddet görmelerine rağmen sadece Covid-19 gibi ya da başka afetlerde, deprem gibi afetlerde kahramansın, bravo filan demeden hak ettikleri değeri verdiğimizi göstermek için önemli bir şu anda önemli bir teklif olarak da sunuyorum. Evet, değerli basın mensupları, biz kararlıyız. Çok az kaldı. Sağlıktaki bu çürümüşlükten ülkemizi çıkaracağız ve torunlarımızı dahi borçlandıran hasta garantili şehir hastanelerini kamulaştırıp 3-5 müteahhiti zengin etmek yerine sözleşmelerini feshedip onlara verilen kaynakları sağlık hizmetlerimize ve çalışanıyla, hastasıyla sağlıkta büyük bir transformasyona ayıracağız ve herkese parasız, eşit ve nitelikli sağlık hizmetini sunacağız. Tüm sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarını son derece yetersiz mali ve özlük haklarını iyileştirerek toplumda hak ettikleri itibarı yeniden kazandıracağız ve iyileşeceğiz. Milletimiz merak etmesin, bundan sonrası bizde. Biz sağlık çalışanlarımıza yapılan zulme İyi Parti olarak baş kaldırıyoruz ve onlara söz veriyoruz ve az kaldı diyoruz. Milletimize de iyi sağlık hizmetleri için az kaldı diyoruz. Milletimiz merak etmesin, bundan sonrası bizde. Vizyonu olan, hedefleri olan, sağlık sistemimizin akut ve kronik sorunlarını çözecek, sağlıkçılarımızın koşullarını iyileştirecek, doktorluk mesleğini yeniden hak ettiğin yere getirecek bir programla geleceğiz ve 14 Mart Tıp Bayramları yeniden bayram olacak. 14 Mart yürüyüşleri, slogan ve hak ettikleri hak talepleri ile değil, müzikle, marşlarla, gülen yüzlerle ve gururla kutlanacak ve biz hekimler mesleğimizi para için icra etmiyoruz. Bunu anlamayanlara yeniden anlatacağız. Bedeli verdiğimiz gençliğimiz olan mesleğimizden de, mesleği en doğru şekliyle yapma yeminimizden de vazgeçmeyeceğiz. 1919'un Mart ayında İstanbul'da Mektebi Tıbbiye-i Şahane İngiliz birlikleri tarafından işgal edildi. Ve işgalcilere karşı okulu kurtarmak için çare aradı benim meslektaşlarım, genç meslektaşlarım. Ve 14 Mart'ı bahane ederek bir kutlama yapmaya karar verdiler toplu bir gösteri yapabilmek için. Ve işte Tıbbiyeli Hikmet Bora'nın önderliğinde o gösteriyi yaptılar ve okulun iki kulesi arasına büyük bir Türk bayrağı astılar. İşgal kuvvetleri tıbbiyeleri durduramadı. İşte 14 Mart Tıp Bayramı'nın önemi buradadır. 14 Mart'larda her sene kutlanan da vatanın her şart altında aslında savunulmasıdır. Bizim tek zırhımız bu üzerimde gördüğünüz beyaz önlüğüm.
önlüğümüz ve güvencemiz de milletimizin bize olan güvenidir. Ne bu güvene, ne bu önlüğümüze tek bir leke sürülmesine biz izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Çünkü biz sadece şifa dağıtmayız. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete de sahip çıkarız. Ve 14 Mart'ta vatanın işgaline karşı 102 yıl önce canlarını koyan tıbbiyeli hikmetlerin ruhuyla biz hekimler vatan safında her yerde ön safta yerimizi tutarız. Bugün de o günkü kararlılıkla görevimizin başındayız. Umudu kaybolan varsa umut olmayı da biz hekimler başarırız. İşte bu duygu ve düşüncelerle yeniden 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm meslektaşlarıma Yüce Allah'tan rahmet, ailesini ve yakınlarını yitiren tüm sağlık çalışanlarımıza ve hekimlerimize, onların yakınlarına sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm değerli meslektaşlarıma en içten şükranlarımla 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.